Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim maratonu var. Takvimde iyiden iyiye daralmış durumda. İki başkan adayı da seçim için çekişmeli eyaletlerden biri olan Michigan'daydı. Kamala Harris, Trump'ın tükendiğini söyleyerek görev için yeterliliğini eleştirdi. Trump'ın mitingi ise mikrofon arızası nedeniyle 20 dakika boyunca aksadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine günler kala adaylar salınacak eyaletlere odaklandı. Demokratların adayı Kamala Harris Michigan'daydı. Kendisiyle ikinci bir münazarayı kabul etmeyen Donald Trump'ın bitik halde olduğunu söyledi. He has no plan. Trump'ın Amerikan halkı için hiçbir planı yok. Sadece kendine odaklanmış durumda. Şimdi de tartışmalardan kaçıyor ve röportajları iptal ediyor. Kendi kampanya ekibi de yorgunluktan iptal edildiğini söyledi. Peki ama seçim kampanyasında bitkinse dünyanın en zor işi olan başkanlık için uygun mu? Harris'e Michigan'daki ikinci mitinginde destekçilerinden doğum günü sürprizi geldi. 20 Ekim'de doğan Harris için hep bir ağızdan doğum günü şarkısı söylediler. Eski ABD Başkanı Barack Obama ise Harris'e destek için sahneye çıktı. Çekişmeli eyaletlerden biri olan Arizona'da Harris'e destek istedi. Trump'ın görev için yeterliliğini sorguladı. 2,5 saatlik konuşmalar yapıyor, sadece laf salatası. Ne hakkında konuştuğu konusunda hiçbir fikri yok. Hannibal Lecter'dan bahsediyor. Belediye toplantısında soru almayıp yarım saat boyunca şarkı çaldırdı. Bunu benim yaptığımı hayal edebiliyor musunuz? Obama Nevada, Michigan ve Wisconsin'da da Harris için destek mitingleri düzenleyecek. Cumhuriyetçi aday Donald Trump da Michigan'daydı. Detroit'teki mitingde mikrofonu arızalandı. Trump sahnede zor anlar yaşadı. Mikrofondaki sıkıntı giderilmeye çalışılırken Donald Trump sahnede yaklaşık 20 dakika volta attı. Sorunun düzeldiğini sanan Donald Trump kapalı mikrofona konuştu. Peki son anketler ne diyor? ABD ilk kadın başkanına mı yoksa ikinci kez Donald Trump'a mı evet diyecek? ABC News'un son ulusal anketine göre Harris Trump'ın 3 puan farkla önünde. Harris'e verilen destek %49, Trump'a ise %46 olarak açıklandı.